Herkese merhaba. Bugün yine benden istemiş olduğunuz videolardan birisiyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Bite Me'nin Japonca versiyonunu ilk kez dinleyeceğim, en iyisini izleyeceğim ve tepki vereceğim. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bildiğiniz gibi ben bu şarkıyı çok seviyorum. K-pop'ta en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Japonca versiyonu için de çok heyecanlıyım o yüzden. It's you and me in this world. また僕へとタイミング救えるのなら Just come kiss me and bite me 血管のメモリー一人細胞がスクリーム分かれて終わる head a bit。Ben bu videoda asla konuşmak istemeyeceğim. Var ya şarkı kaçıyor diye. Emi de güzel. Sade ama. Sanatsal, beğendim MV'yi. Gerçekten onun bir şarkı ya. Ne kadar dinlersem dinleyeyim doyamıyorum. Çok güzel hareket. Ben Emi'yi bayağı sevdim ya. Kıyafetlerini falan da çok beğendim. Bir saniye durduracağım diyecektim de zaten dinlemiş şarkı. Dedim size ya, dedim yani bir kere bile durdurmadan zaten bitirmişim neredeyse şarkıyı. 1/3'ü bitmiş. Çok seviyorum. Gerçekten doyamıyorum bu şarkıya. Zaten bildiğiniz gibi grubun da konseptini çok seviyorum. O vampir olayı falan benim çok hoşuma gidiyor. Şey diyecektim. Normalde hani K-pop'ta biz şey alışkınız ya, çok fazla efektler, çok fazla bir şeyler kliplerde. Yani genelde hep öyle oluyor. Tabii ki olmayanlar da var ama kliplerin çoğu hep böyle fazla fazla oluyor. Bir sürü şey, bir sürü göz alıcı. Oradan bir şey çıkıyor, buradan bir şey çıkıyor falan. Şu an mesela bu MV'de neredeyse hiçbir şey yok. Ya çok sade. Her şey çok sade. Bütün böyle dekorlar, arka planlar, her şey çok sade. Bence çok güzel olmuş. Kullandıkları bütün dekorlar falan çok sanatsal görünüyor. Çok böyle göze hitap ediyor. Yani demek ki bir şeyin güzel olması için çok böyle fazla fazla olmasına gerek yok. Sadelikte de güzellik bulunabiliyor. Bak çekimler falan çok güzel. Dansı görmeyi de seviyorum. Çok güzel şarkı. Çok güzel. Yo mesela kırmızının kullanışı çok güzel. Bak çocuklarda hep bir kırmızı detay var. Sonra kana bağlanıyor falan ya. Çok güzel olmuş. Çok güzeldi. Ya ben bu şarkıyı ne kadar övsem az kalıyor gibi geliyor. Japonca versiyonu da sevdim. Çünkü şarkı güzel yani. Hangi dilde olursa olsun her türlü güzel oluyor. Böylelikle şarkımızın sonuna geldik. Sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.